Kendi ben getiririm. Bir şey olmaz. Günaydın. Yumurtama ortak var. Valla neredeyse bir tanesini Kıvanç yedi. Ama ben zaten doydum. Evde. Yarın da 1 Mayıs. Asya'da Sedat da gitmeyecek. Yarın da pazar gibi yani. Yarın da tatil. Onlar babalı koltukta uyumuşlar. Ben aşağıda hazırlanıyordum. Makyaj falan yaptım. Bir baktım uyuyorlar. Dışarı falan çıkarız dedik. Plan yapamadık aslında. Dediğim gibi dün kapatırken söylemiştim. Kahvaltıya gidecektik. Sonra ben bir şey yemediğim için, sadece yumurta yediğim için dedim olmaz. Bunu hakkıyla yerine getirmek zorundayım. O yüzden kahvaltı aslında çok cazip bir teklifti. Ama maalesef kahvaltı işi yattı. Dedik başka bir şey yapalım ama dediğim gibi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sadece ben hazırlandım yani güne. Bu arada her gün tartılmanın yanlış olduğunu söylemişsiniz. Evet, onu ben de biliyorum. Ama bu tarz videolar çekenleri de izledim. Her gün tartılıyor. Benim hoşuma gidiyor aslında. Hani gün gün acaba neler oluyor ona bakmak bence güzel oluyor. O yüzden hani o 3 günlük süreçte sadece tartılacağım. Yoksa ben de haftalık tartılmayı daha çok seviyorum. Gerçekten insanın böyle bazı günler gerçekten çok az gidiyor. Hani motivasyonunuz düşüyor ama zaten olmuyor diye. Bazen bozabiliyordum ben mesela. O yüzden dediğiniz gibi haftada bir tartılmak kesinlikle çok daha mantıklı. Her yaptığım yumurta bir öncekinden daha az pişmiş oluyor. Ayarlayamadım bu sefer ama yiyeceğim. Sıkıntı yok. Birazcık kırmızı toz biber de koydum. Akşam öğünü. Maalesef. Son bir gün. Bizimkiler uyandı bu arada. Sedat dışarı çıktı. Su falan alacak. Çocuklar da içeride. Ben de akşam yemeğimi yiyeyim dedim. Bizimkileri ne hazırlasam bilemiyorum. Gerçi dünden çorbam var. Biraz pilavım var. Yeter ya bence. Ben zaten yemeyeceğim. Pişmemiş bu. Bunu yeme. Gel. Biz bugün kesin olarak dışarı çıkmıyoruz. Bunu yarın erteliyorum. Vücudum yavaş yavaş ekmek istiyor. Karbonhidrat istiyor, şeker istiyor. Sanırım ben yarın buna devam etmeyeceğim. Çünkü zaten yarın dışarı çıkmayı düşünüyoruz. Bunu devam ettirmek istemiyorum. Bugün muhtemelen son verip yarın tartılırım. Artık ne kadar kilo verdik iki günde ona bakarız. Ay demin bir tane bir arkadaş şey yazmış işte. Şey yazmış. Hayır. Hayır. Gel kucağıma, gel kucağıma. Sizi ne zaman izlesem hep bir eksiğiniz var demiş. Mutfakta, market eksiği falan. Güldüm. Haklı ama kimin yok? Evinde eksiği bitmeyen var mı ya? Yani ben pek zannetmiyorum. O yüzden hani bize mahsus bir durum olmadı. Aslında şöyle oluyor. Belirli günlerimiz var bizim alışveriş yapmak için. O günleri hani bekliyorum. Evdeki şeyleri bitirmeye çalışıyorum. O zaman eksik oluyor tabii ki. Hani gidiyoruz alışverişimizi yapıyoruz. Öyle yani. O yüzden oluyor öyle. Ama pek zannetmiyorum yani tek bizim olduğumuz. Öyle bir toparlayacağım şimdi. Evi biraz sabahtan beri birazcık saldım. Saldık hep beraber. Şimdi birazcık toparlayalım evimizi değil mi oğlum? Gel. Balkondaydın sen, biraz havalanıyordun. Hadi git. Hadi git. Hadi git. Aa, ne var orada? Ne var orada? Sandalyeleri falan çıkmıyor zaten. Cam ya hep, ben görüyorum onu ne yaptığını. Biraz havalan oğlum. Bir yandan da şey izliyorum. Ben son zamanlarda şeye sardım. İşte serumlar. Annem bir dur. İşte Nefertiti, Tutankamon falan. Onların işte kayıp mezarlarını arıyorlar. Tutankamon zaten bulunmuş da Nefertiti falan arıyorlar. Ya çok garip, çok değişik ya. Bundan 2000 sene öncesi ne hayatlar, ne krallık. Arkeolog olmak bence harika bir şey. İzlerken birazcık kıskanıyorum onları. Bir market alışverişi. Ne oldu? Sana bir şey yok mu? Sana almadım bundan. Ben hiç konuşamadım. Ay hiç sevmiyor Sedat. Gel, ben şey çekeyim.
ben çok seviyorum. Neyse. Ne oldu anneciğim? Bir saniye enerji içeceği. Süt aldım aslında. Amacım sütü. Süt istiyor yani. Akşamları azıcık veriyorum açıkçası. Süt. Bir tane glukoz. Bunlar da indirim vardı. Geçen Ramazan'da bunun muzlusunu yaptım. Üstüne top kek vardı evde. Altına ve üstüne ondan koydum ve gerçekten çok güzel oldu. Bizimkiler beğendi bayağı. Asya yine ondan sordu. Ne yaptın? Şöyle puding yapacağız anneciğim. İstiyordun ya. Evet. Yani çilekli. Yaparız beraber. Bir de şu sanırım yeni çıkmış. Ülker'in kakaolu bisküvisi. Böyle değişik bir şekli var. Ben ilk defa görüyorum. Tamam anneciğim. Bundan bu şeye koyacağım. Pudingin arasına koyacağım. Oğrulo katta da süsleyeceğiz. Merak ettim. Tabii mi? İnşallah. Dört tane var. Dört tane var. Aa, bu şeye benziyor. Peki vardı ya Ülker'in peki. Pekisi. Piknik, pardon. Peki değil. Piknik bisküvisi. Ona benziyor gibi. Sen Ülker'in etinin miydi o piknik? Ülker'in miydi? Biliyor musun sen o bisküvisini? Neyse şimdi içerisinde işi daha bitmedi. Süt kocam oraya. Şuraları da bir toparlayacağım. Ondan sonra tatlıyı yapalım beraber. Tatlı. Asıl sos sayılır ya. Keşke daha erken yapsaydım. Ay nefis kokuyor ya. Ben bir kaşık alırım bundan. O kadar da değil. O kadar da değil. Çok koktu. Günaydın herkese. Çocuklara kahvaltı hazırlıyorum. Asya'nın tostunu yaptım. Sucuklu onunki. Kıvancın da şurada. Kaşarlı. Onlar yiyecekler. Sedat uyuyor. Ben de 11'e doğru falan yapacağım. Bizimkiler gidiyorlar babaanneye. Hadi. Bugün babaanne günü. Geze geze geldik. Vallahi eğlenceliydi. Buralar tabi bayağı kalabalık şu anda. İstanbul turu yapıyoruz. Sevgili eşimle. Çevirecektim bir anda aşkım. Ay bu nasıl bir bağ? Şimdi biz indik. Göstereceğim şimdi. Kendim
Gelsene beraber. Geldik. Ortaköy'deyiz şu anda. Ama var ya, yani trafikte 1,5-2 saat trafikteydik. Ah, çok acıktık. Serhat'ın artık midesi bulanıyor araba kullanmaktan. Sıkıldık. Şimdi biraz bir şeyler yiyeceğiz. Ben burada lise okudum. Bilen arkadaşlar biliyordur. Bizim okulumuzun karşısında bir tane kumrucu vardı. Bu efsane kumrusu vardı. Gerçi bir kere daha biz yemiştik geldiğimizde, hatırlıyorum. Evlendikten sonra gelmiştik bir kere daha. Şimdi bayağı bir sene geçti. En son gelmemizin üzerinden. Şimdi tekrardan kumru yemeği düşünüyoruz. Kumpir mi yesek dedik ama. Kumru bence. Güzel seçim. Biz öyle bir dalmışız ki ben çekmeyi unuttum valla. Konumuz geldi. Ya var ya, şu senelerdir aynı lezzet. Ya ekmeğine kadar aynı. Hiç değiştirmiyorlar. Efsane gerçekten. Buralara uğrarsanız kumrucu ablamın yerinden mutlaka yiyin. Yemeğimizi yedik. Yüdük. Bunlar yeni galiba. Neyler? Şu karşıdaki vapurcular. Ne oluyordu? He. Tam çekmiyor ya. Bir dakika. Ben yanlış şu kafeye oturacağız ama sıra var valla. Sırayı bekliyoruz. Waffle yiyeceğiz inşallah oturabilirsek. Çıkamıyorum hiç güzel. Waffle'cılarda waffle yemeyince burada yiyeceğiz. Niye? Burada waffle. Yok yani, ayakta yemek zorunda. Waffle'a ortak var. Telefonumu alır mısın? Hadi çıkmalı. Bağıracağım. Ayrıca. Ne dönüyoruz. Ablam çamaşırlar topluyor. Böyle bir yedirmişler ki kurbanlık tosu gibi. Evini kafeye çevirmiş. Çok iyi fikir. Bahçesi de çok güzel. Sedat bunları çekiyorum diyor ki ben gidiyorum. Tanımıyorum seni. Ay yoruldum. Evet ya, bir daha burada çay içelim. 10 liraymış bak. Oturduğumuz yerde 25 liraydı. İki tane çay içelim. Şimdi 50 lira. Instagram'dan paylaştığım şeyi kumruyu falan. Esra adiyet ne oldu demişler. Ben dedim ki bugün işçi bayramı. Ne oldu? Umarım yediklerimi eritmişimdir.
yarım saat önceydim yani. Ha, bugün tartıldım bu arada. Onu size söylemedim ben. Yumurta diyetini 2 gün yaptım. Söylemiştim zaten yapamayacağımı. 3 gün yapamayacağımı söyledim size. Sabah tartıldım. 63.600 çıktım. Yani 2 günde 1 kilo vermişim. 1 kilocuk gitmiş yani. Ödemler, sular falan gitti diyelim. Giden 1 kiloyu nerede yolumuza aldın? Devam edelim ha? O giden 1 kiloyu nerede aldın sen? Hangisini? Sen zaten 63 çıkıyordun. Ya, 63 çıkıyordum. Şeyden önce işte yumurta diyetinden önce 64 çıkıyordum. Sen orayı kaçırdın. Ondan biraz daha önce de 63 çıkıyordun. dedim ya aldığımı zaten. Of, yorumda al. Ay. Ne tarafa gittin? Ertesi'ndeyiz. Ben dünkü videoyu ne sonlandırmışım? Herhalde en son şeyde falan çektim dışarıdayken. Ondan sonra işte kayınvalidemlere gittik. Orada biraz oturduk. Çocukları aldık. Eve geldik. Zaten çocuklar direkt uyudu. Benim de pilim bittiği için açıkçası ben de hemen yatıp uyudum. Videoyu sonlandırmışım ve edit yapabildim tabii ki. Şimdi hemen hızlıca onları halledeceğim. Umarım severek izlersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.